mide bulantısı, baş dönmesi, kusmayla geldik buraya. Hı hı. Karın ağrısı var. Oturasyon çekildi. Tabi sonuçlarını bekliyoruz şu anda. Ateşi var mıydı? Var. Ne kadar? 38-39 arası. Ne kadar, ne zaman başladı? 3 gündür böyle. 3 gündür böyle. 3 gündür böyle. Bir ilaç verdiniz mi? Ateş düşürücü verdim. Biraz bu projenin Kırgızistan'daki ilk yankılarından bahsedecek olursak, öncelikle Kırgızistan'a dönen doktorlarımız Kırgızistan'da çok iyi karşılandılar ve buradan aldıkları eğitim dünya standartlarında ve çok başarılı bir tıp alanında uzmanlarımız var ve Türk tıbbı dünyada saygın bir konumdadır. Böyle bir ülkeden tecrübe değişimi eğitimi almak gerçekten herkesi memnun etmiştir. Ve Kırgızistan'da derdine derman arayanlar artık dermanlarını bulabiliyorlar. Tabii acil şeyler için, acil şeyler için. Anahtarımız aşağıda acil servisin güvenliğinde. Ve ayrıca yine olumlu bir gelişme, Kırgız Tıp Akademimizde Kırgızistan'ın en böyle saygın bir eğitim kurumu olan Kırgız Tıp Akademisi'nde de sırf bu proje başladıktan sonra bu projeye daha fazla katılımcı sağlayabilmek için akademi bünyesinde Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezi açıldı ve şu anda Türkçe eğitimi başlandı. Bu da bir kardeşliğimizi birbirimize yaklaşmanın çok önemli bir adımı diye düşünüyoruz. Şöyle. Kaçıncı sınıfsınız siz? Altıncı sınıf. Altıncı. Nerede okuyorsunuz? Kırgızistan'da. Tıp Akademisi'nde. Ve en az bu proje devamında en az 120 Kırgız tıpçının getirip burada eğitim verilmesi planlanmaktadır. Ve Kırgızistan nüfusunu göz önünde bulundursanız yaklaşık 5,5 milyonluk bir Kırgız nüfusu, Kırgız Cumhuriyeti'nin nüfusunu hesaba katarsanız 120 tıpçı demek çok önemli bir sayı demektir. Belki Türkiye için küçük olabilir, hani küçük gözükebilir en azından ama ülke nüfusu göz önüne bulundurulduğunda bu sayının azımsanmayacak boyutta olduğunu düşünüyoruz ve Kırgız tıbbında devrim yaratacak bir sayı olduğunu da düşünüyoruz. Paketlemesini yapacağız ve servise göndereceğiz. Her hastaya tek tek günlük ilaç dozlarını veriyoruz. Onları da kontrol ediyoruz. Bu şekilde doğru ilacı doğru şekilde uygulanması için bir çalışmamız var. Hem tıp alanında hem tıp eğitim alanında Türkiye bu dünyadaki bir numara tıp hizmet verme açısından bir numara gibi benim için gözüküyor. Hem de bu halk bu tıbbi destek alma açısından, SGK karşılama açısından bence Türkiye bayağı iyi gelişmiş. Umarım burada çok pratik olacak. Çocuk muayenesini çok seyredeceğim diye düşünüyorum. Pratik iyi olmasına çok olursa çok iyi olur. Bizi de Kırgızistan'da eczacı 24 saat açık olur. Tabii ama işte o eczacı sayınız yeterli olursa olabiliyor. Burada staj yapmak için geldim. Bunlar burayın doktorlarına staj almak geldim. Onların önemli şeyleri de öğrenmek için geldim. Hepimiz çok şanslıyız. Çok ilginç burada. Burada ben Türkiye'nin metotlarını öğreniyorum. Hastalarda tedavi yapmak öğreniyorum. Bunların metodunu. Kırgızistan'a bunların iyi bir şeylerin götürmek istiyorum. Çok ilginç bana bunlar.